Arkadaşlar, anne ve çocuk sağlığı ilk yardım konumuzun bir diğer bölümü de ilk yardım, çocuklar için ilk yardımdı. Önce ilk yardımın önemi, faydası ve ne olduğuna bir bakalım. Ondan sonra ilk yardım uygulamaları üzerinde duracağız. Biliyorsunuz okul öncesi eğitimi öğretmenleri için arkadaşlar ilk yardım önemlidir. Çünkü sizler 3 yaşından 6 yaşına kadar olan çocuklarla beraber çalışacaksınız. Zaman zaman düşmeler, arkadaşlar hastalıklar ve rahatsızlıklar, kazalarla karşılaşabilirsiniz. Tabii sadece çocuklar için mi? Hayır. Aslında hem bir öğretmen, eğitimci olarak hem de ileride anne baba adayları olarak hepimizin çocuklara ve diğer insanlara ani ve acil durumlarda bu gibi rahatsızlıklarda nasıl hareket etmemiz, davranmamız gerektiğini temelde bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ilk yardım biliyorsunuz hayat kurtaran tedbirlerin ve acil yapılması gerekenlerin o anda uygulanmasıdır. Çünkü o insanın hayatının kurtulması sizin o esnada yapmış olduğunuz uygulamalarla ilgili. Arkadaşlar, tüm kazalarda ölümlerin %10'u ilk 5 dakikada, %45'i de ilk yarım saatte ortaya çıkmaktadır. Tüm kazalarda ölümlerin %10'u ilk 5 dakikada, %45'i de ilk 30 dakikada. O zaman şöyle bir toplayacak olursam arkadaşlar, yaklaşık %55, %60'ı ilk yarım saat içerisinde sonlanmış oluyor. Yani insan hayatının. Dünyada sadece trafik kazalarında bir yılda 1 milyon 200 bin insan ölüyor. 20 ila 50 milyon yaralanma ve sakat kalma yanında milyonlarca lira ekonomik kayıp gerçekleşmektedir. Peki ilk yardım nedir arkadaşlar? Az önce önemini birkaç cümleyle anlatmaya, istatistik verilerle anlatmaya çalıştığım ilk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar. Burası önemli arkadaşlar, bakın. Sağlık görevlilerinin gelip olaya müdahale edinceye kadar hayatın kurtarılması, durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç olmaksızın mevcut araç gereçlerle yapılan müdahaleye biz ilk yardım uygulamaları deriz. Arkadaşlar, ilk yardımla beraber bir de acil yardım dediğimiz bir kavram daha var. Acil yardım ise hasta ve yaralılara acil tedavi ünitelerinde, yani hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının acil dediğimiz kısmına girdikten sonra ambulansla veya olay yerinde doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir. O zaman şöyle bir geriye dönecek olursam arkadaşlar, ilk yardım konusunda bilgi ve becerisi olan herkes yapabilirken acil yardımı doktor ve sağlık personeli yapabilir. Acil yardım ve ilk yardım arasındaki arkadaşlar farka baktığımızda, sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi araç gereçler kullanılarak yapılan müdahaleye biz acil yardım. Bu konuda bilgili ve eğitim almış herkesin olay yerinde bulabileceği basit araç gereç ve malzemelerle yapabileceği hayat kurtarıcı müdahalelere de ilk yardım diyoruz. İlk yardımın öncelikli amacı arkadaşlar yaşam fonksiyonlarının devam ettirilmesini sağlamaktır. Hasta ve yaralının durumunun daha da kötüleşmesini önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmaktır arkadaşlar. Arkadaşlar, ilk yardımla ilgili temel uygulamalar 3 kavram altında toplanmaktadır. Biz buna KBK uygulaması diyoruz. K koruma, B bildirme, K kurtarma. Şimdi bunların ayrıntılarına bakalım arkadaşlar. Koruma, olay yerinde olası tehlikelerin belirlendikten sonra hasta ya da kaza geçiren kişiyi güvenli bir ortama çekmek ya da o kişi için güvenli bir ortam ayarlamaktır. Bildirme ise en hızlı şekilde gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmesidir. Bildirme ile ilgili olarak şunlara dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Kesin yer ve adres, kim hangi numaradan arıyor, olayın tanımı ne, hasta ve yaralı sayısı ne kadar,
Hasta ve yaralıların durumu nedir? Nasıl bir yardım yapıldığı başlangıçta karşı tarafa bildirilmelidir. Kurtarma ise arkadaşlar, olay yerinde hasta ve yaralılara müdahale edilirken hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Arkadaşlar, bir ilk yardımcı olarak bizim bilmemiz gerekenler neler? Hasta ve yaralıların durumunu değerlendirmek ve nasıl bir müdahale yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak. Sonra hasta ve yaralıların korku ve endişelerini gidermeye çalışmak. Sonrasında ise hasta ve yaralılara müdahalede yardımcı olacak insanları da organize etmek. Hasta ve yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel imkanlarıyla gerekli müdahaleyi yerine getirmek. Kanama, kırık, çıkık, burkulma gibi durumlarda hemen o anda müdahale etmek. Hastayı, yaralıyı arkadaşlar sıcak tutmaya çalışmak. Yani vücut ısısı düşmeyecek şekilde onu korumak. Yarasını görmesine de izin vermemek. Çünkü tedirginliği daha fazla tetiklemiş olur. Arkadaşlar, hasta ve yaralıların hareket ettirilmeden müdahale edilmesi, hasta ve yaralıların uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmasının sağlanması, ancak herhangi bir tehlike yoksa hasta ve yaralıyı yerinden kıpırdatmamak arkadaşlar. Amaç burada arkadaşlar. Tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırarak olay yerindeki yaralıların sayısını ve türlerini belirlemeye çalışmaktır. Biz buna olay yerinin değerlendirilmesi diyoruz. Olay yerinin değerlendirilmesinde eğer bir trafik kazası ise kazaya uğrayan aracın anahtarları kapatılmalı, sigara içilmesinin önüne geçilmeli ve izin verilmemeli, hasta ve yaralılar yerlerinden kımıldatılmamalı arkadaşlar. Eğer ortamda gaz yani yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin varlığı söz konusu ise zehirlenmelerin ve olası tehlikelerin, yanma, patlama gibi tehlikelerin önüne geçebilmek için arkadaşlar gaz tüpünün vanası kapatılmalı. Ortama gaz akımının ya da yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin akmasının önüne geçilmeli. Ortam açılmalı ve havalandırılmalı. Kıvılcım oluşturabilecek araçların da kullanımına izin verilmemeli. Onlar da kontrol altında tutulmalı. Hasta ve yaralılar önce yaşam bulguları yönünden değerlendirilir arkadaşlar. Sonra hasta ve yaralılar kırık ve kanama yönünden değerlendirilir. Sonra hasta ve yaralılar vücut ısısı düşmemesi için sıcak tutulmaya çalışılır. Burası önemlidir arkadaşlar. Tekrar ifade ediyorum. Önce yaşam bulguları değerlendirilir. Yani nefes almadığı, kalp atışı olup olmadığı, nabız var mı yok mu? Önce yaşam bulguları değerlendirilir. Sonra yaraları kontrol edilir. Sonrasında ise arkadaşlar vücut ısısına bakılır. Hasta ve yaralının ilk değerlendirilmesinde burada resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar yaşam bulgularıyla ilgili olarak işte vücudun hangi noktalarının kontrol edilmesi gerektiğini resmimizde görüyorsunuz. Eğer hasta ve yaralının bilinci kapalı fakat solunum varsa, sizi tanıyamıyor ama nefes alıp veriyorsa derhal koma pozisyonu dediğimiz resimde görmüş olduğunuz pozisyona hastayı getirmeye çalışıyoruz. Solunum yolu tıkanıklığı varsa belirtileri öksürme, nefes alabilir ve konuşabilir. Arkadaşlar, dokunmadan öksürmeye teşvik etmeye çalışırız hastayı. Eğer tam tıkanma söz konusu ise nefes alamaz. Nefes alıp verdiğinde acı çeker, ellerini boğazına götürür arkadaşlar. Konuşamaz ve rengi gittikçe morarmaktadır. İşte burada tam bir tıkanma söz konusu ise Hemlich manevrası dediğimiz uygulama yerine getirilir arkadaşlar. Hemlich manevrası, burada resimde de görüyorsunuz. Eğer yetişkin ve çocuk ise sırtından önce sırt iki kürek kemiğinin arasından avucumuzun arkadaşlar ayasının hemen şu kısmıyla arkadaşlar iki kürek kemiğinin ortasına hafif vurmaya çalışırız. Tabi hafif diyoruz arkadaşlar. Hemlich manevrası hasta ya da çocuğu ön tarafa alıp arkadaşlar hemen şu göğüs kafesinin bittiği yerin altında avuç içi şöyle arkadaşlar yumruk olacak bastıracak şekilde sıkıştırıp
çocuğun yutmuş olduğu ya da nefes borusundaki tıkanıklığa sebep olan cismi çıkarmasını sağlarız. Eğer evde yalnız başınıza ya da herhangi bir yerde yalnız başınıza iseniz bunu bir sandalyeden yardım alarak burada resimde de görüldüğü gibi yapabilirsiniz. Bebekler için Hemlich manevrası arkadaşlar. Yine resimde gördüğünüz gibi bebeği kolumuzun üzerine yatırıp arkadaşlar hafifçe iki kürek kemiğinin arasına elimizin bu kısmıyla vurarak yuttuğu nesneyi çıkartmaya çalışırız arkadaşlar. Eğer yeterli gelmiyorsa arkadaşlar yine bebeklerde de yeterli gelmiyorsa Hemlich manevrası bebeği kolumuzun üzerine sırt üstü gelecek şekilde yatırıp hemen şu kısma parmak üç parmağımızın ucuyla bastırarak bebeklere Hemlich manevrası uygulanabilir. Arkadaşlar bir diğer ilk yardım konumuz bilgimiz kanamalarda. Eğer damar bütünlüğü bozulmuş bir kanama söz konusu ise arkadaşlar vücudun içine ya da dışına doğru akan bir kanama varsa burada arkadaşlar oluştuğu bölgeye göre kanamayı önce tanımlıyoruz. Dış kanamalar, iç kanamalar veya doğal tehlikeler, doğal deliklerden meydana gelen kanamalar. Bunlar kulaktan, burundan, ağızdan, anüsten ya da üreme organlarından olan kanamalar olarak tanımlanabilir. Resimde de gördüğünüz gibi arkadaşlar kanamaları burada kanamanın türünü belirlemek yapacağınız müdahale ile de ilgili. Dış kanama varsa nasıl bir ilk yardım yapılması gerekecek bu durumda? Hemen kanamayı kontrol altına almak ve yarayı temiz tutmaya çalışmak. Temel amaç. Arkadaşlar yara üzerine direkt baskı yapılır. Kanama durmazsa ikinci bir bez konularak basınç artırılır. Gerekirse bandaj ile sarılarak kanlanmış bez kaldırılmadan basınç artırılır. Kanayan bölgeye en yakın basınç noktasına basınç yapmaya devam edilir arkadaşlar. Dış kanamalarda ilk yardımda arkadaşlar kanayan bölge yukarıya kaldırılır. Kanayan kol veya bacaklardaysa ve kırık şüphesi yoksa arkadaşlar kanama bölgesi kalp hizasından yukarıda tutulur. Bir şok pozisyonu verilir. Sık sık yaşam bulguları 2-3 dakikalık aralıklarla kontrol edilir. Burada resimde de gördüğünüz gibi arkadaşlar dış kanamada işte kolda bir kanama söz konusu. Kolun yukarıya kaldırılması, kalp hizasından yukarıya kaldırılması gerekiyor. Burun kanamasında arkadaşlar hasta ve yarayı önce sakinleştirip endişelenmesini gidermemiz gerekir. Sonra oturtulur. Sonra başı hafifçe öne eğilir. Burun kanatları 5 dakika süreyle arkadaşlar sıkılır ve doktora gitmesi temin edilir. Bir diğer önemli ilk yardım bilgimiz arkadaşlar yanıklarda nasıl davranılması gerekiyor? Isı ile oluşan yanıklarda yanık bölge en az 20 dakika soğuk su altında tutulur. Yanık yüzeyi büyükse arkadaşlar ısı kaybı çok olacağı için bunu tavsiye etmeyiz. Şişlik oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilek ve benzeri varsa takılar bunlar çıkartılır. Çünkü şişlik olduktan sonra bunların buradan çıkartılması zor olacaktır. Derinin zarar görmesini önlemek için sabunlu su ile iyice temizlenir arkadaşlar. Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler çıkartılır. Arkadaşlar burada da resimde de gördüğünüz gibi ısı ile oluşan yanıklarda önce orayı soğutmaya. Eğer çok büyük bir yanıktan söz ediliyorsa bundan uzak duruyoruz. Isı ile oluşan yanıklarda eğer su toplamış ise patlatılmıyor. Arkadaşlar yanık üzerine ilk etapta ilaç da dahil herhangi bir madde sürülmüyor. Yanığın üzerini temiz bir bezle kapatıyoruz ve hastanın yaralının üzerini battaniye ile örtüyoruz. Yanık yüzeyine arkadaşlar toplumda şöyle bir algı var. Toplumun kendi kendine geliştirmiş olduğu bir ilk yardım yöntemi. Diş macunu sürmek, salça sürmek, yoğurt sürmek gibi arkadaşlar. Bunlar yanığı hafifletmek yerine gittikçe yanığın etki alanını genişletecektir. Arkadaşlar solunum yolları ile bir zehirlenme söz konusu ise hasta temiz bir ortama çıkartılır ya da mümkün değilse cam, pencere, kapı açılarak ortam havalandırılır.
hasta yaralının, hasta veya yaralının bilincinin ve yaşamsal bulgularının yerinde olup olmadığı kontrol edilir. Hasta ya da yaralıya hafif yarı oturur bir pozisyon verilir. Bilinci kapalı ise az önce resimde görmüş olduğumuz koma pozisyonunu aldırırız arkadaşlar. Ve hemen zaman kaybetmeden acil yardım hattı aranır. Kırık çıkık ve burkulmalarda yapılması gerekenler arkadaşlar. Burada iki tür kırık çeşidinden söz edebiliriz. Açık kırık, resimde gördüğünüz gibi kırılan kemiğin vücudun dışına çıkması. Buna açık kırık deriz arkadaşlar. Kırılan kemiğin vücudun içerisinde kalacak şekilde, görünmeyecek bir şekilde gerçekleşmiş olması arkadaşlar. Buna da biz kapalı kırık deriz. Kapalı kırıklar resim, yani röntgen filmlerinde belli olur. Arkadaşlar, kırığın yol açabileceği olumsuz durumlara baktığımızda kırık yanındaki damar, sinir, kas gibi kısımlarda yaralanma ve sıkışmalara ya da kopmalara neden olabilir arkadaşlar. Kırık bölgeden nabız alınamayabilir. Soğukluk, solukluk ve ya da aşırı hassasiyet de ortaya çıkabilir arkadaşlar. Parçalı kırıklarda özellikle kanama ile beraber hastanın şok geçirmesi de olasıdır. Arkadaşlar, açık kırıklarda ise ilerleyen zamanlarda enfeksiyon riski ortaya çıkabilir. Yani mikrop kapma ve buna bağlı olarak diğer problemler. Kırık çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl yapılmalı arkadaşlar? Yaralı bölge hiç kıpırdatmadan sabit bir şekilde tutulmalı. Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalı. Yaralı bölge nasıl bulunduysa böyle tespit edilmeli arkadaşlar. Tespit, kırık çıkık ve burkulmanın üstünde ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır. Arkadaşlar, kırıkçı gibi, çıkıkçı gibi tıbbi bilgisi olmayan, ben bunu iyi biliyorum, iyi yapıyorum diyen insanlara kesinlikle aldanılmamalı ve gidip o insanlara kırığın ve çıkığın tedavi edilmesi için müracaat edilmemelidir. Kol ve köprücük kemiğinin tespiti yapıldıktan sonra arkadaşlar, yani sabitlemesi, kolun hiç kıpırdamayacak bir şekilde arkadaşlar vücudun bu kolun arkasından, vücudun öbür tarafından kolu sabitleyecek şekilde sarılması gerekir. Resimde gördüğünüz gibi arkadaşlar, eğer koldaysa az önce söylemiştik, kırığın ya da çıkığın altından ve üstünden tespiti ve kolu bütünüyle, yani o kısmı bütünüyle içerecek şekilde resimde de gördüğünüz gibi yapılması gerekir. Arkadaşlar, yine bacak kırığında ve çıkığında nasıl olması gerektiğini burada resimde görebiliyorsunuz. Arkadaşlar, bir diğer ilk yardım bilgimiz SARA, epilepsi krizleri. Bu okullarda öğretmenlerimizin sıklıkla başına gelebilecek durumlardandır. Arkadaşlar, SARA krizinde önce hastada var olmayan bir koku alma ve adele kasılması ortaya çıkar. Bağırmak ya da şiddetli ve ani bir şekilde bilincini kaybederek hasta yere düşer. Çok yoğun ve genel, yani vücudun neredeyse tamamını içerisine alacak bir kas, adale kasılması ortaya çıkar. 10 ya da 20 saniyelik bir süreyle solunum durur. Dudaklarda, yüzün genelinde morarma, çok böyle sesli ve gürültülü bir şekilde nefes alıp verme, ağızdan köpük diyebileceğimiz şekilde tükürük salgılanması arkadaşlar, altına idrar kaçırma ve kontrolsüz vücut hareketleri SARA krizinin önemli belirtilerindendir. Arkadaşlar, SARA krizi bazı durumlarda, yani bazı bireylerde geçici, birkaç dakika sonra kendiliğinden ortadan kalkan bir durum gibidir. Krizin sonrasında hasta şaşkın bir şekilde ve uykulu bir halde uyanır. SARA epilepsi krizinde neler yapılması gerekiyor? Önce olay yeriyle ilgili güvenlik önlemleri alınır. Sonra arkadaşlar, krizin kendi sürecini tamamlamasına bırakılır. Yani doğrudan müdahale edilmez. Eğer vücut genel anlamda kasılıyor, az önce söylemiştim, bu kasılmaya engel olamazsınız. Elini, ayağını, başını tutmaya kalktığınızda zaten başarılı olamayacaksınız arkadaşlar.
Burada yapabileceğimiz tek şey hastanın başını ya da vücudunun işte ellerini, kollarını, ayaklarını herhangi bir yere çarpıp yaralanmasının önüne geçebiliriz arkadaşlar. Hasta ya da yaralının başının altına yumuşak bir yastık ya da giysi koyabiliriz. Hasta ve yaralıyı sıkan mesela kravat gibi ya da gömleğin düğmesi gibi, pantolonun kemeri gibi arkadaşlar varsa bunları gevşetebiliriz. Arkasından 112'ye acil durum merkezini arayarak bilgi vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar Sara krizinde yapılmaması gerekenler burada resimde görüyorsunuz. Hastanın başını tutmak, kollarını ve bacaklarını arkadaşlar hareket etmesine engel olmak kesinlikle bunlar Sara krizinde yapılmaması gerekenlerdir. Ancak ve ancak hastanın kendisini sakatlaması ya da yaralamasını beraberinde getirecek durumların önüne geçebiliriz. Ama bu kasılmaları biz engelleyemeyiz. Zehirlenmede ilk yardım arkadaşlar. Zehirlenmenin yani vücuda toksik maddenin girmesi sonucu arkadaşlar normal vücut fonksiyonlarının bozulmasını zehirlenme olarak tanımlayabiliriz. Vücudun yaşamsal fonksiyonlarına doğrudan zarar verir zehirlenme. Bu nedenle arkadaşlar yaşamsal fonksiyonlarına zarar verebilecek vücuda giren her türlü maddenin zehirli olduğu kabul edilir. Arkadaşlar zehirlenme birkaç şekilde ortaya çıkabilir. Sindirim yoluyla zehirlenme, solunum yoluyla zehirlenme ve ciltten zehir alma yoluyla. Arkadaşlar sindirim yoluyla zehirlenme daha çok kimyasal maddeler, bozuk besinler, zehirli mantarlar, ilaç, aşırı alkol ve benzeri. Solunum yoluyla zehirlenmeye baktığımızda genellikle karbon monoksit dediğimiz tüp kaçakları, gaz kaçakları, şofben, bütan gazı, soba arkadaşlar bunlar solunum yoluyla zehirlenme. Bunun yanında yapıştırıcılar, lağım çukuru veya kayalarda biriken karbondioksit, klor gazı, boyalar ve ev temizleme maddelerinden zehirlenmeler. Cilt yoluyla zehirlenme de böcek sokmaları, hayvan ısırmaları, saç boyaları, ilaç enjeksiyonu ve zirai ilaçlar yoluyla, cilt yoluyla zehirlenme diye tanımlarız. Sindirim yoluyla zehirlenmelere baktığımızda arkadaşlar, hasta ve yaralının önce bilinç ve yaşam bulguları kontrol edilir. Ağız zehirli madde ile temas etmiş ise suyla, bol suyla çalkalanmasını sağlarız arkadaşlar. Eğer zehirli madde ile temas edilmiş ise el sabunlu bol suyla yıkanır arkadaşlar. Kusma, bulantı, ishal olup olmadığı değerlendirilir. Arkadaşlar sindirim yoluyla zehirlenmelerde hastayı kusturmaya çalışmıyoruz. Özellikle yakıcı yani zehirleyici maddenin alındığı durumlarda kişiyi kusturmamaya çalışıyoruz. Çünkü burada hasta onu yutarken burada işte ağzı ve yemek borusu ve mide, mideye giderken arkadaşlar ne kadar sindirim organı varsa bunların hepsi yandı. Bunu kusturduğunuzda bunun bir kere daha yanmasını sağlayacaksınız. Onun için hastayı kusturmamaya çalışıyoruz. Eğer bilinç kaybı varsa öncelikle yapılması gereken koma pozisyonunun verilmesidir. Tıbbi yardım için hemen merkezi arayıp bilgi veriyoruz. Arkadaşlar olayla ilgili bilgileri karşı tarafa doğru ve sağlıklı vermeye çalışıyoruz. Zehirli maddenin türüne, hasta ya da yaralı ilaç mı içti, uyuşturucu mu kullandı arkadaşlar, hastanın bulunduğu saat, evde ne tür ilaçlar var bunlarla ilgili bütün bilgileri acil yardım merkeziyle paylaşıyoruz. Arkadaşlar eğer solunum yoluyla bir zehirlenme gerçekleşmiş ise ilk yardım uygulayan kimse önce kendisini korumak için maske ve ıslak bez kullanmalı. Maske bulamıyorsa ıslak bez arkadaşlar. Olay yerinde varsa elektrik düğmeleri ve diğer elektrikli aletleriyle ışıklandırma cihazları açılmaz ve kullanılmaz arkadaşlar. Özellikle uzun süre bulunmadığınız bir evde kontrolünüz altında olmayan bir gaz kaçağının yani bir gaz kaçağının arkadaşlar siz gelinceye kadar evin tamamını doldurmuş olması, siz geldiğinizde evin ışığını açmanız arkadaşlar böyle bir durumda işte evin havaya uçması ya da ortalığın arkadaşlar yangın yerine dönmesi olası tehlikelerden. Yoğun duman varsa hasta ve yaralı dışarıya çıkarılmalı. Bunun için de arkadaşlar bir İp kullanılmalı ve hemen arkasından itfaiyeye haber verilir.
İtfaiye ile beraber acil yardım merkezi de bilgilendirilir arkadaşlar. Zehirlenmeye neden olan madde neyse ya maddeyi ya da zehirlenen kişiyi oradan uzaklaştırmak arkadaşlar. Yaşamsal fonksiyonları önce kontrol etmek ve arkasından acil tıbbi yardım istemek, 112'ye ve diğer ilgili kuruluşlara bilgi verilmesi gerekmektedir. Canlı hayvan ısırmaları ve böcek sokmaları biliyorsunuz cilt yoluyla zehirlenmelere örnekti. Kara canlılarının ısırmalarında ve sokmalarında ilk yardım, kedi köpek ısırmalarında yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır. Arı, akrep, yılan sokmasında ise arkadaşlar soğuk uygulama yapılır. Arı sokmasında arkadaşlar iğne görünüyorsa çıkartılır. Yaranın üstü sürekli olarak temiz ve nemli bir bezle kapatılır. Resimde de gördüğünüz gibi arkadaşlar köpek ısırığı ve kedi ısırığı resmini görüyorsunuz. Bu gibi durumlarda yara önce yıkanıyor, sonra temiz tutulmaya etrafı, yara ve etrafı temiz tutulmaya çalışılır. Arkadaşlar kara canlılarının ısırmalarında ve sokmalarında ilk yardımla ilgili olarak dolaşımı engellemeyecek şekilde ısırılan bölgenin üst tarafından bandaj uygulanır. Yaraya yakın bölgede varsa yüzük, bilezik ve takılar daha sonra şişmeden çıkartılamayacağı için çıkartılır arkadaşlar. Yara üzerine hiçbir uygulamada bulunulmaz. Isırma ve sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmez arkadaşlar. Hasta ya da yaralı kuduz ya da tetanoz açısından uyarılır. Alerji tehlikesi varsa arkadaşlar 112 aranarak bilgilendirmede bulunulur. Burada resimde de gördüğünüz gibi arkadaşlar işte kedi köpek ısırması ya da işte akrep arı gibi sokmalarda ne yapılması gerektiğini görebiliyorsunuz. Deniz canlılarının sokmasında ilk yardım arkadaşlar hasta ve yaralının önce bilinci kontrol edilir her zaman olduğu gibi. Isırılan ya da sokulan bölgede diken ya da iğne varsa çıkartılır. Arkadaşlar eğer kara hayvanları ısırdıysa soğuk uygulama, deniz hayvanları sokması ve ısırmasında ise sıcak uygulama yapılır. Etkilenen bölgeyi asla arkadaşlar ovuşturmamaya dikkat ediyoruz. Hemen hastanın sağlık kuruluşuna sevkini ulaşmasını temin ediyoruz. Arkadaşlar anne çocuk sağlığı ve ilk yardım konusuyla ilgili bilgilendirmelerimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki konumuz arkadaşlar anne ve çocuk beslenmesi konusunda olacaktır. Hepinize iyi günler diliyorum.